Çikolata sözcüğünün etimolojisi kökeni bugün bile belirsiz ve tartışmaya açık olmaya devam edebiliyor. Entin özelliği ve anlamıyla aynı yolda yürütmesidir arkadaşlar. Burada tartışma açık dediğimiz zaman aynı kulvarda olan belirsiz, yani sözcüğün kökeni belirsiz ve tartışmaya açık, uncertain, belirsiz anlamıyla doğru cevap olarak işaretlenebilir. Regular, düzenli, indefinite, ilgisiz, kayıtsız, faithful, sadık, güvenilir, suitable, uygun. Ancak antik Aztek uygarlığının çikolatanın kökeninde yattığına dair gerçek manada bir şüphe olmayabilir. Cennetin bahçıvanı Tanrı Quetzalcoatl'la, evet, mitolojiden bahsediyor. Cennetin bahçıvanı Tanrı Quetzalcoatl'la hem gücün hem de zenginliğin tedarikçisi, sağlayıcısı, kakao ağacının gardiyanı olarak saygı duyulmaktaydı. Ezden sonra isim geldiğinde ezin kelime anlamı arkadaşlar olarak. Dersteki örneğimiz I work as a teacher. Öğretmen olarak çalışıyorum. Burada da kakao ağacının gardiyanı, koruyucusu olarak. 13'te boşluktan sonra for artı isim. Bir kez daha for artı isim ve arada da and var. Birebir bu şekilde eşdeğer yapı olduğunda arada da and varsa art niyetli olma sürece hem de anlamda both nokta nokta and nokta nokta yapısını işaretleyebiliriz. Tohumlar ya da taneler hem günlük ürünlerin alışverişi hem de krala yapılacak vergi ödemesi için geçerli bir tür para birimi olarak kullanılıyordu. İnsanlara onların tadına bakma fikrini ilk olarak veren, bu tanelerin etrafındaki zindelik veren meyve suyunu, o kakao tanelerinin suyunu hemen içine çeken maymunların görüntüsü olmuştur. Peki 14. soruya baktığımızda ten sorusu arkadaşlar. Bir şeyin ilki %90 simul pasır. Mesela ilk göreve başladığımda, ilk arabı kullandığımda %90'lı konuşuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada da hemen past tense, mümkünse de simul past tense potaya girer. Bu arada sol tarafındaki ismi sağ tarafında açıklayan yapıya red clause denir. Red clause'da who'dur, which'tir, that'tir bunlar olduğu zaman kısaltma olmaz arkadaşlar. Adana ve Denizli'yi gönderdik. Peki boşluğun öncesi şöyle baktığımızda past, boşluğun sonrası da pas. Hale buraya da pas yakışır. Present perfect gönderdik. Bir şeyin ilki %90 arkadaşlar. Geçmişe bir nokta simul pastır. Pas ve göndermemiz için geçmiş yetmez. Geçmişin öncesinin olması lazım. Oradan da bu kakao tanelerinin bizzat kendilerini tüketmek, yemeye başlamak da insanoğlu açısından çok zaman almadı. Çok uzun sürmedi. Kısa bir süre içerisinde insanoğlu bu kakao tanelerinin kendilerini de yemeye başladı. Arkadaşlar dönüşü zamiri genelde dönüşü özneye oluyordu. Ancak nadiren de olsa bu şekilde nesneye de olabilir. Bu tanenin, kakao tanelerinin kendilerini yemekte çok uzun zaman almadı. The beans themselves. Bir sonraki paragrafımıza bakıyoruz. Roma'daki Büyük Amfiteyatro Kolezyum milattan sonra 72 yılında İmparator Vespasian tarafından açıldı. Hizmete alındı. Burası Kolezyum, ölümcül gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan dövüşleri için kullanılmaktaydı. Ve bunlar, yani ölümcül gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan dövüşleri imparator ve zengin vatandaşlar tarafından ücretsiz bir şekilde sahneleniyordu. Evet, peki imparator ve zengin vatandaşlar tarafından ücretsiz bir şekilde sahnelenen öznemiz nedir? Bir önceki cümle geçen ölümcül gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan dövüşleri. İşte bunlar anlamda Ceyhan Doğuracağım.
Burası Kolezyum 55 bin seyircinin kolayca girmesine olanak tanıyan 80 girişiyle çok pratik bir tasarımla inşa edilmişti. Arkadaşlar 17. soruda ben size Dilbix'inde Red Closer'ı anlatırken sol tarafındaki ismi sağ tarafında açıklayan yapı Red Close demişim. Ve Red Close'da eğer ilgi zamirinden sonra gelen fiil Have/Has ise onun bu şekilde with ile kısaltması çok popülerdir. 80 girişi olan yani design which had 80 entrance yerine 80 girişli. İşte burada which had yerine ne kullandı arkadaşlar? With. Literatürde çok popülerdir. Sol tarafındaki ismi sağ tarafına çıkan red close yapısında ilgi zamirinden sonra gelen fiil bu şekilde have, has veya geçmişte had ise onun with ile kısaltması çok popülerdir. Peki 80 giriş ne içindi? 55 bin seyircinin kolayca girebilmesi için. 55 bine beraber kalabalık, yerleşimci, orada yaşayan insanlar, invader, istilacı değil veya population, nüfus değil, 55 bin seyirci. Tekrar anlamlarını vermek gerekirse, crowd, kalabalık, inhabitant, yaşayan, o yörede yaşayan, yerleşimci, yaşayan kişi, invader, istilacı, population, nüfus. 19. yüzyılda yapılan kazılar hayvanların salınabildiği, serbest bırakılabildiği arena altındaki bir oda ağını yapılan kazılar ifşa etti, ortaya çıkardı. Expose, ifşa etmek, ortaya çıkarmak. Support, desteklemek, disturb, rahatsız etmek. Don't disturb me, bunu duymuştunuz olabilir arkadaşlar. Rahatsız etmek, compare, kıyaslamak, claim, iddia etmek. Sol tarafındaki ismi sağ tarafına çıkan yapı Red Close. Red Close'u 19. yüzyıldan bahsederken tabii ki tense olarak arkadaşlar past mümkünse de simple past bekliyoruz. Bu arada tekrardan söyleyeyim, ilgi zamiri olduğunda kısaltma olmaz arkadaşlar. Tense olur. Yani who'dur, wish'tir, that'tir, onlara ilgi zamiri diyoruz. Bunlar olduğu zaman tense olur, kısaltma olmaz. 19. yüzyıldan bahsederken future perfect hayatta olmaz. Modo'dan sonra fiilin birinci hali simple present yani future'dur arkadaşlar. 19. yüzyıldan bahsederken simple present ve future olmaz. Peki hayvanların salınabildiği arena altındaki odağından bahsederken geçmişteki yetenek noktasında arkadaşlar kendini yetenek anlamı past olan could işaretlenebilir.